Modern fiziğin gelişmesiyle fiziğin kapsamı genişlemiş, bunun sonucu olarak da diğer disiplinler ile fizik arasında ortak alanlar doğmuştur. Aşağıdakilerden hangisi fizik bilimiyle diğer bilimler arasında oluşan ortak alanlar sonucu ortaya çıkmamıştır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar medikal fizik, sağlık sektörü ile fizik arasındaki etkileşim ile ortaya çıkmış. Yine astrofizik, astronomi ile fizik arasındaki etkileşimden, yine jeofizik, yer ile fizik arasındaki yer bilimi ile fizik arasındaki etkileşimden çıkmış. Yine biyoloji ile fizik arasındaki biyofizik etkileşim sonucu ortaya çıkmış. Ama metafizik dediğimiz şey fizik ötesi şeyler, fiziğin açıklayamadığı şeyler, ruhlar, cinler, periler, hayaletler gibi. Bunlar arkadaşlar metafizik şeyler, yani diğer bilimler ile arasında oluşan ortak alanlar sonucu ortaya çıkmış bir kavram değildir. Ondan dolayı da arkadaşlar cevabımız E seçeneği olmalı deriz. Doğrusal yolda fırlatılan şekil 1'deki kızağın taşıdığı su deposunun altındaki vanadan 1 saniye aralıklarla su damlamakta mıdır? Eşit karebölmeli yatay düzlemde suların damladığı noktalar şekil 2'deki gibidir. Şekli şimdi bir inceleyelim arkadaşlar. Eşit zaman, yani 1 saniye aralıklarla damlayan su damları kırmızı noktalarla belirtiliyor. Eğer bu noktalar arasındaki uzaklık seyrekse, fazlaysa yani arkadaşlar, ne oluyor? Burada hızlı gitmiş anlamına geliyor. Eğer sıklaşmışsa yavaş gitmiş anlamına geliyor. Bakın burada uzaklar eşit, yani sabit hızla gitmiş. Buraya baktığımız arkadaşlar başlangıçta hızı büyükmüş. Sonra hızı küçülmüş, yani burada yavaşlamış ki noktalar arasındaki uzaklık azalmış. Burada ise bakın sabit hızla gitmiş ama hızının değeri büyük. Mesela atıyorum şurada hızının değerine 3V dersem, burada arkadaşlar 3V, 2V, 3V, 2V, V şeklinde olmuş. Yani burada yavaşlamış. Burada ise hep V hızlarıyla yoluna devam etmiş. Buna göre diyor, yargıların hangileri doğrudur? 1. Aracın KL aralığındaki ortalama hızı LM aralığındaki ortalama hızından büyüktür. Tabii ne yapıyor burada? Sürekli aynı hızla gidiyor ve hız büyüklüğü arkadaşlar fazla. Hatta şöyle yapabiliriz. Toplam yer değiştirmeyi toplam zamana böleriz. Bakın burada toplam yer değiştirmemiz 9 birim. Ne kadar süre geçmiş? Her bir aralıkta 1 saniye geçtiği için 3 saniye. Burada ortalama hızımız 3. Buraya baktığımızda arkadaşlar toplam yer değiştirmemiz 9. Toplam geçen süre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, buradaki 1,5 metre bölü saniye çıktı. Buraya baktığımızda da arkadaşlar yine 9 bölme var. 9 bölme bölü. Hop, bu arada geçen sürede 9 saniye olduğu için burada 1. 1, 1,5. Burada arkadaşlar 3 olduğu için demek ki KL aralığındaki ortalama hızı LM aralığındaki ortalama hızından büyüktür bilgisi doğrudur. LM aralığı sürtünmelidir. Arkadaşlar burada ne yapmış cisim? Yavaşlamış. Gördüğünüz gibi buradaki suyun olduğu kaydırak dediğimiz kızağımız ne yapmış? Yavaşlamış. Doğru. Araç MN aralığında dengelenmemiş kuvvetler etkisinde hareket etmiştir. Yani net kuvvetimiz sıfır. Dengelenmemiş kuvvet etkisinde hareket etmiştir diyor. Evet, buraya baktığımızda arkadaşlar sabit hıza gittiği için net kuvvet sıfırdır. Dengelenmemiş kuvvet etkisinde hareket demek ivmeli hareket demek arkadaşlar. Burada ivmeli hareket etmediği için üçüncü ifademiz yanlış. Dengelenmiş kuvvet etkisinde hareket etmiştir. Onun için cevabımız 1 ve 2, yani B seçeneği doğru olmalı. Şekildeki özdeş KL bardaklarında bulunan aynı cins sıvıların sıcaklıkları sırasıyla 60 santigrat derece ve 30 santigrat derecedir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. 1. K bardağında bulunan sıvının ısısı L bardağında bulunan sıvının ısısından büyüktür. Arkadaşlar ısı sıcaklık farkından dolayı arada transfer edilen enerjidir. Yani bu arada alınan verilen enerjiye biz ısı enerjisi diyoruz. O zaman demek ki burada kavram olarak ısı kavramı herhangi bir maddenin ısısından bahsedilemez, iç enerjisinden bahsedilebilir. Yani burada K bardağın ısısı değil de K bardağın iç enerjisi L bardağın iç enerjisinden büyüktür diyebiliriz. Ama ısısı diyemeyiz çünkü arada alışveriş yaparken bu arada transfer edilen enerjiye biz ısı enerjisi diyoruz. Yoksa mesela bir odunun ısısı, iki odunun ısısı kıyaslama yapılmaz burada. O halde demek ki bu ifademiz iç enerjisi şeklinde olmalı, yanlış. K bardağında bulunan sıvının ısı sahası L bardağında bulunan sıvının ısı sahasından büyüktür. Isı sahası büyük C ile gösterilir, M çarpı küçük C'ye eşit. O halde birincisine baktığımızda bardakta bulunan sıvı miktarı aynı cins ve miktara baktığımızda buna 2M kütleli C desem, öz ısısına. Bu da arkadaşlar M kütleli C dediğimizde K'nın ısı sahasının L'nin ısı sahasından daha büyük olduğu burada çıkıyor. Yani ikinci ifademiz doğrudur.
Gelelim 3'e. K bardağında bulunan sıvının sıcaklığı L bardağında bulunan sıvının sıcaklığının 2 katıdır demiş. Genelde burası tam avlanılacak bir nokta arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Sıcaklık SI birim sisteminde Kelvin'dir. Yani Celsius değildir. O halde burada sıcaklığı düşünürken madde oluşturan her bir molekülün ortalama kinetik enerjisinin bir ölçüsü. O zaman Kelvin'e dönüştürdüğümüzde bakın 60 ekleyin 273'e ne yapıyor? 333 yapıyor değil mi arkadaşlar? 333. Peki 30 eklersek ne yapar? 303 Kelvin yapar. Bu bunun 2 katı mı arkadaşlar? Değil. Ondan dolayı da arkadaşlar bu ifade yanlıştır. Celsius cinsinden sıcaklık ifade edilmez. Sıcaklık Kelvin cinsinden literatürde söylendiği için bu bunun 2 katı değil. Eğer sıcaklığı tam 2 kat değerde olsaydı Kelvin cinsinden o zaman 2 kat titreşim olduğunu düşünebilecektik. Ama burada öyle bir durum düşünemiyoruz. Bu ifademiz yanlış. O halde cevap yalnız 2 yani A seçeneği doğru olmalı. Yatay düzlemde durmakta olan bir cisme düzleme paralel olarak uygulanan kuvvetin şiddeti düzgün olarak artırıldığında cisme etki eden sürtünme kuvvetinin değişim grafiği şekildeki gibi olmaktadır. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bir statik sürtünme kuvveti bir de kinetik sürtünme kuvveti dediğimiz sürtünme kuvvetimiz var. Statik sürtünme kuvveti cisme durgunken uygulanan sürtünme kuvveti, kinetik sürtünme kuvveti hareket ederken, harekete geçtikten sonra uygulanan sürtünme kuvvettir. Şimdi bu cisme harekete geçirinceye kadar uygulanan kuvvet eğer statik sürtünme kuvvetinden büyükse biz normalde statik sürtünme kuvvetin atıyorum 10 Newton şiddetinde olsun. Bu bulduğumuz değer maksimum değeridir. K çarpı N diye yazdığımız. Eğer o kuvvetten daha küçük değerle çekilmişse uygulanan kuvvet sürtünme kuvvetine eşit olur. Yani atıyorum 1 ile çekilmişse sürtünme kuvveti 1, 5 ile çekilmişse sürtünme kuvveti 5, 7 ile çekilmişse sürtünme kuvveti 7 olur. Yani değişken değere sahip maksimum değerine kadar bu maksimum değeridir. Maksimum değerine kadar uygulanmış kuvvete eşit büyüklüktedir. O halde bakın burada F1 değerine kadar uygulanan kuvvete sürtünme kuvveti eşit olmuş oluyor. 1 iken 1, 5 iken 5, 10 iken 10. F1, F4'e yani eşit. Birinci ifademiz doğru. Harekete geçtikten sonra yani 11 Newton'lu kuvvet uyguladıktan sonra artık sürtünme kuvveti statikten kinetiğe geçmiş oluyor. Yani harekete geçmiş oluyor. Ondan dolayı da artık maksimum değerinden daha küçük bir değerde yani statik sürtünme kuvvetinden daha düşük bir değerde kinetik sürtünme kuvveti oluşuyor ve bu aralıkta kinetik sürtünme kuvveti hiç değişmiyor. 2. Cisme F2 kuvveti uygulandığında cismin etkisindeki kaldığı net kuvvet F2 eksi F1'dir. Arkadaşlar cismin net maruz kaldığı kuvvet bakın burada F3 değerini statik sürtünme kuvvetinden kinetik sürtünme kuvvetine geçtiğimizde sürtünme kuvvetin F3 olduğunu gözlemliyoruz. O zaman hareket ederken F3 kuvveti uygulanırsa buna net kuvvetimiz ne olur? F2 eksi F3 olur. Yani F2 eksi F1 olmaz. Cisme F2 kuvveti uygulandığında cismin etkisinde kaldığı net kuvvet F2 eksi F3'tür. Evet hareket ederken F2 kuvveti uygulandığında F3'lük kinetik sürtünme kuvveti uygulanacağı için ikisinin farkı hareket ederken ki net kuvveti verecek. Yani 1 ve 3 doğru. Cevap E seçeneği olmalı. Şekil 1'de hacmi V1 olan esnek balon. Bu balonun hacmi V1'miş arkadaşlar. V2 hacimli taşa iple bağlanıyor. Taşın hacmi de V2'ymiş. Taş içinde su bulunan kaba bırakıldığında şekil 2'deki bir taş kabın tabanına temas edecek şekilde denge sağlanıyor. Buna göre yargıların hangileri doğrudur? 1. Taş ve balon suya bırakıldığında V1 artı V2 hacminde su yer değiştirir. Arkadaşlar şimdi buradayken açık hava basıncına maruz kalmış esnek balonumuz. Suyun içerisine bırakıldığında açık hava basıncı artı sıvının yüksekliğinden yaptığı bir basınç yani HdG dediğimiz sıvı basıncına da maruz kalmış. O zaman ne oluyor? Bu esnek cismimizin hacmi ilk durumdaki basınçtan daha büyük bir basınca maruz kaldığı için hacmi küçülüyor. Hacmi küçüldüğü için V1 artı V2 belki sıvının içerisine giren sıvı hacmi olacaktı. Balon hacmi değişmeseydi ama şu anki hacmi V1'in daha küçük olduğu için balon suyun içerisine girdiğinde ondan dolayı V1 artı V2'den küçük olması gerekir. Burada V1 artı V2 kadar su yer değiştirir demiş. Yanlış, V1 artı V2'den küçük olacak. 2. Şekil 1'deki yerin taşa uyguladığı tepki kuvveti, şekil 2'deki kap tabanın taşa uyguladığı tepki kuvvetinden büyüktür. Şimdi yerin taşa uyguladığı tepki kuvveti neye eşit arkadaşlar? Şu an ağırlığı kadar. Yani ağırlığı kadar bir etki yapıldığı için zeminde, yerde buna ağırlığı kadar tepki gösteriyor. Çünkü başlangıçta bu balonumuz yerde, yani taşı yukarı çekecek herhangi bir etki yok.
Şekil 2'dekine baktığımızda ise kap tabanının taşa uyguladığı tepki kuvvetinden büyüktür demiş. Şimdi burada ne oluyor arkadaşlar? İpte bir gerilme kuvveti oluşuyor. İp gerilmesinden dolayı ağırlığımız aşağı yönde G şiddetindeyken ip gerilmesi kadar bir kuvvet azalıyor ve tepki kuvvetimiz burada en üstü diyelim. En üstü ne eşit oldu? G eksi T'ye eşit oldu. Neydi başlangıçta enimiz? G idi. Şimdi ne oldu? G eksi T oldu. Yani ne yaptı arkadaşlar? Azalmış oldu. Demek ki başlangıçtaki ikinci durumdakinden büyük müymüş? Evet, doğruymuş. 3. Kaba su ilave edilirse taşa etki eden kaldırma kuvveti artar. Yanlış. Kaba su ilave edilirse ne olacak? Sıvının basıncı artacak. Sıvının basıncı artınca buna etkileyen basınç arttığı için bunun hacmi küçülecek. Hacmi küçülünce kaldırma kuvveti küçülecek. Kaldırma kuvveti küçülünce ip gerilmesi küçülecek. O zaman arkadaşlar taşı çeken kuvvet de küçülmüş olacak. Bize taşa etki eden kaldırma kuvveti artar demiş. Taşa etken kaldırma kuvveti arkadaşlar nasıl bulunuyor? FK, V batan çarpı, D sıvı çarpı yer çekim ivmesi. Yani taşın hacmi değişmedi, batan hacmi, yine sıvının yoğunluğu değişmedi, yer çekimmesi değişmedi. Ne değişti burada? Kaldırma kuvveti, yani balona etken kaldırma kuvveti ve ip gerilme kuvveti azaldı. Yoksa taşa etken kaldırma kuvveti yine aynı hacimde batmış, sıvının yoğunluğu aynı, yer çekimmesi aynı. Yani kaldırma kuvveti taşa etken değişmez. Burada artar dediği için yanlış. Cevabımız yine A seçeneği doğru olmalı deriz. İç direnci önemsiz üreteç, özdeş dirençler ve K lambası ile kurulan şekildeki elektrik devresinde K lambasının parlaklığı P'dir. Bu devre elemanlarının farklı şekillerde bağlanmasıyla oluşturulan 1-2-3 nolu devreler aşağıdaki gibidir. Buna göre 1-2-3 nolu devrelerin hangilerinde K lambasının parlaklığı yine P kadardır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar lambaların parlaklığı güçleriyle doğru orantılı. Gücü de 3 farklı yolla bulabiliyoruz. V çarpı I kare çarpı R, V arkadaşlar V kare bölü R. Ben genelde üçüncüsünden yani lambaların parlaklığını gerilimden yararlanıp bulmayı tercih ediyorum. Şimdi burası V ise paralel bölgeler olduğu için bu V bölü 2, bu V bölü 2, bu da tek başına V'yi kullanıyor. O zaman V kare bölü R'lik bir gücü var. Şimdi diğer her bir şekle ayrı ayrı bakalım. Burada arkadaşlar burası artı ise şuraya artı kavşak dediğimizde buraya artı kavşak, burası da artı kavşak, buraya da artı kavşak dediğimizde ne oldu arkadaşlar buradaki? Dirençlerimiz kısa devre oldu. Yani akım dirençsiz yolu tercih edip şöyle bir yoldan gidecek. Sadece lambanın üzerinden akım geçecek ve lambamızda V gerilimi de yanacak. Başlangıçta V gerilim ile yanıyordu. İkinci durumda V gerilim ile yandığı için yani gerilim değişmedi. Zaten iç direnci değişmediğinden dolayı burada birincisiyle başlangıçtaki aynı parlaklıkta yanar bir. Evet, aynı parlaklık. İkinci şekle bakalım. İkinci şeklimiz arkadaşlar burası artıysa artı kutup burası. Burası eksi eksi eksi. Ne oluyor? Artı eksi arasına ve artı eksi arasına bağlanmış hem lamba hem direnç var. Paralel bölgelerde her bir bölge ana koldaki bu gerilimi kullanır. O zaman burası V ise bu tek başına V'yi, bu da tek başına V'yi kullanıyor. Demek ki başlangıçtaki durumda da V'yi kullanırken lambamız ikinci durumda da V'yi kullandığı için parlaklığında bir değişme olmaz. Üçüncü şeklimizde de benzer bir durum geçerli arkadaşlar. Burası artıysa artı, burası eksiyse eksi. Yani bunların hepsi paralel. Üreticinin gerilimini kullanıyorlar. Yani V kullanıyorlar, V kullanıyorlar, V kullanıyorlar. Demek ki lambamız üçüncü durumda da yine başlangıçtaki aynı gerilimle çalıştığı için parlaklığı değişmez. Yani üçüncüsünde parlaklık birincisine yani ilk durumdakine eşittir. Hepsi başlangıçtaki parlaklığa eşit değerde bir parlaklıkta olur. Yani cevap E seçeneğidir. Şekildeki dalga değeninin KLM bölgelerinin derinlikleri sırasıyla HK, HL, HM'dir. K bölgesinde oluşturulan periyodik dalgaların M bölgesindeki ilerleyiş şekildeki gibidir. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur? Arkadaşlar burada su dalgalarında kırılma olayı gerçekleşmiş. Su dalgalarında kırılma olayında sinel bağıntısı geçerli. Sinel bağıntısımız neydi? Sin teta 1 bölü sin teta 2 oranı eşittir hızlar oranına, yani açılarla hızlar doğru orantılı. Yine derinliklerle de hızlar doğru orantılı. Yani H1 bölü H2 diyebiliyoruz doğru orantılı. O zaman sinel bağıntısına göre bakalım buradaki hız vektörünü referans aldığımız arkadaşlar yüzeyin normalini çizdiğimizde bakın ne oluyor? Normale yaklaşarak kırılmış oluyor dalgamız. Normale yaklaşmışsa açı küçüldüğü için hız da küçüldü. O zaman demek ki K'daki hızı L'deki hızından büyük. Yine burada yüzeyin normalini çizdiğimizde bakın normalden uzaklaşarak yani şöyle gitmek isterken normalden uzaklaşmış açımız büyümüş. Yani şuradaki gelme açısı, şuradaki açı da arkadaşlar kırılma açısı, şuranın toplamı. O zaman açısı büyüdüğü için hızı büyümüş. Yani M'deki hızı L'deki hızından arkadaşlar büyük. M'deki hızı L'deki hızından büyük. O zaman en büyük
Hangisidir diyemiyoruz. Çünkü K ile M'yi kıyaslayamıyoruz. Ama L'nin hızı en küçük olduğu için burada L'nin derinliğinin en küçük olduğunu söyleriz. Ama burada L'nin derinliğinin M'den büyük olduğunu söylemiş. Bir kere burası yanlış. Ondan dolayı bu cevap yani A, bir no'lu seçeneğimiz, yargımız yanlıştır. 2. Dalgaların L bölgesindeki ilerleme hızı K bölgesindeki ilerleme hızından büyüktür. L bölgesindeki hız K bölgesinden küçük. Çünkü açımız ne yaptı? Küçüldü arkadaşlar. Açımız küçülürse derinliğimiz yani hızımız küçülecek, derinliğimiz de küçülmüş olacak. Bu da yanlış arkadaşlar. Dalgaların M bölgesindeki frekansı K bölgesindeki frekansına eşittir. Arkadaşlar frekans kaynağa bağlıdır. Yani bunun titreşim, birim zamandaki titreşim sayısı kaynak bunu atıyorum 3 saniyede oluşturmuş. Frekansı 1 bölü 3 saniyede 3, 1 bölü 3 defa titriyor. Yani demek ki burada arkadaşlar ne oluyor? Diğer ortamlara geçtiğinde frekans kaynağa bağlı olduğu için bu dalgayı oluşturduktan sonra kaynak bunun frekansı değişmez. Diğer ortamlarda aynı frekansta hareket eder. O halde frekans K bölgesine eşittir dediği için M'deki doğrudur frekansı değişmiyor. Cevap bundan dolayı A seçeneği yani yalnız 3 doğru olmalı diyeceğiz. Modern element tanımı, proton sayıları eşit olan atomlar topluluğudur şeklindedir. Buna göre bir madde aşağıdakilerden hangisine sahipse element değildir deniliyor. Tek cins atomdan oluşması, proton sayısı eşit olduğu için bu mümkün. Tek cins atomdan oluşur diyebiliriz elementler. Belli bir sembolle gösterilmesi, evet elementler sembolle gösteriliyordu. Bileşenler arasında sabit kütle oranı olması, sabit kütle oranı bileşikler için geçerli bir kavramdır. Elementler tek tür atomdan oluştuğu için kütlece sabit bir orandan bahsedilemez. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. Diğerlerini de gözden geçirelim. Tek cins atomlardan oluşan moleküllerden meydana gelmesi. Evet, mesela O2, H2 gibi moleküler elementler var. Bundan bahsetmiş. Bu da mümkündür. Sonuçta tek cins atom var mı? Var. Proton sayıları eşit. Kimyasal yollarla bileşenlere ayrışmaması, elementlerde tek tür atom olduğundan dolayı daha farklı bir bileşene ayrılması söz konusu değil. Bu da elementin özelliklerindendir. Sabit oran bileşikler için geçerliydi. Cevabımız C şıkkı oldu. Yukarıdaki laboratuvar işlemlerini gerçekleştirmek için hangilerinde kullanılan araç ve gereçler uygundur deniliyor. Birinci işlemimiz balon jüjede bulunan bir miktar su üzerine 10 mililitrelik nitrik asit ilavesi. Malzememiz de baget demiş. Gençler baget cam çubuktur. Karıştırma işlemine yarar. Dolayısıyla 10 mililitrelik nitrik asit alamayız biz bagetle. Sadece karıştırma işleminde kullanabiliriz. Burada doğru malzeme pipet olmalıydı. Pipet küçük ölçekli sıvıların taşınmasında, çözelti hazırlanmasında kullanılan laboratuvar malzememiz. Birinci öncül yanlış diyoruz. İkinci öncül kalsiyum karbonat katısının 1000 Celsius dereceye ısıtılarak ayrıştırılması kroze. Bu eşleştirme doğru bir eşleştirme. Kroze dayanıklı bir malzememiz. Dolayısıyla 1000 derece gibi bir sıcaklıkta zarar görmeden kalsiyum karbonatın ayrışma işleminin gerçekleşebileceği bir araç gerecimizdir. Tekrar söylüyorum, krozenin olayı yüksek sıcaklıklara dayanabilme gücüdür. Üçüncü işlemimize de bakalım. Hidroklorik asit çözeltisinin potasyum hidroksit sulu çözeltisi ile titrasyonu. Bir asit baz deneyi arkadaşlar. Titrasyon asit baz deneyidir. Erlenmeyer ve büret ikilisi tabii ki kullanılır bu işlemde. Hatta görsel olarak da titrasyonun şu şekilde verebilirim. Altta bir Erlenmeyer oluyordu. Üstte de bir büret oluyordu. Burada damla damla aşağıda Erlenmeyer'de asit varsa baz ekleniyordu. Erlenmeyer'de baz varsa asit ekleniyordu. Erlenmeyer'imizde bir de indikatör bulunuyordu. Asit ve bazın mol sayısı eşit olduğu zaman, daha doğrusu H+ ve OH'in mol sayısı eşit olduğu zaman uygun indikatör kullanıldığında Erlenmeyer'deki çözelti renk değişiyordu. Bu şekilde derişimi ve miktarı bilinmeyen asit ya da bazın derişim ve miktar tayini yapılabilmekteydi. Yani titrasyon işleminde Erlenmeyer ve büret kullanımı vardır arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı oldu. Aşağıda bazı elementler ve karşılarında katman elektron dizilimleri verilmiştir. Buna göre hangisi yanlıştır denilmiş.
A şıkkı karbon ikinci periyot 4A grubu elementidir. Elektron dizilimimize baktığımız zaman katman sayısı bize periyodu veriyordu. İkinci periyot. Son katmandaki elektron sayısı da grup numarasını veriyordu. İlk 20 elementin tamamı A grubunda bulunduğu için 4A grubu diyoruz. A şıkkı doğru. Atom hacmi en büyük olan sodyumdur. Atom hacmi kıyaslaması yapılırken ilk başta periyoda bakacağız arkadaşlar. Periyodu büyük olanın yarıçapı atom hacmi daha büyüktü. Burada verilen elementlerden en büyük periyoda sahip sodyum ve kükürt. İkisi de 3. periyot elementi. Periyotlar aynıysa yarıçapımız grup numarası küçük olanda daha büyüktü. Yani burada 1A grubu 3. periyodunda aynı zamanda en büyük hacme sahip elementidir. B şıkkımız doğrudur. Tekrar söylüyorum, yarıçapta ilk periyoda bakıyoruz. Periyot büyük, grup küçük olan elementin yarıçapı daha büyük diyoruz. C şıkkı oksijen ve kükürdüğün değerlik elektron sayıları aynıdır. Değerlik elektron sayısı son katmanda bulunan elektron sayısıdır. Oksijenin son katmanında 6 elektron var. Yine kükürdüğün son katmanında 6 elektron var. Dolayısıyla bu iki atomun değerlik elektron sayıları birbirine eşittir, aynıdır diyoruz. D şıkkına bakalım. Birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan O'dur. İyonlaşma enerjisi periyot küçüldükçe ve aynı periyotta da genellikle grup büyüdükçe artmaktaydı. Fakat aynı periyottayken gruplar arasında 3 aşağı 5 yukarı kuralımız vardı. Yani bir sapma söz konusuydu. Hatırlatalım, iyonlaşma enerjisi aynı periyotta 1A, 3A, 2A, 4A, 6A, 5A, 7A ve 8A şeklinde değişmekteydi. Sizin de gördüğünüz gibi 2A ve 3A arasında bir de 5 ile 6 arasında bir sapma söz konusu. 3 aşağı 5 yukarı kuralı diyoruz biz buraya. Buna dikkat ederek cevaplayalım. Tekrar okuyalım. Birinci iyonlaşma enerjisi en büyük O'dur. Bakıyorum, periyodu küçük olanları seçeceğim. Karbon, azot ve oksijenin periyodu daha küçük. Bu üçü arasında da gruba bakarak yorum yapacağım. Gruplara baktığım zaman oksijen 6A grubunda, azot 5A grubunda ve karbon 4A grubunda. 4, 5 ve 6A'dan sizin de gördüğünüz gibi 5A'nın iyonlaşma enerjisi daha büyük. Yani burada azotun birinci iyonlaşma enerjisi daha büyük demesi gerekirken oksijen dediği için D şıkkı yanlış oldu. Yani aradığımız şık. Diğerlerine bakalım. Sodyum iyonu ve oksijen iyonunun katman elektron dizilimleri aynıdır. Sodyum artı demek bir tane elektron vermiş olacak. Son katmandan elektronlar veriliyordu. Şuradaki bir elektron giderse sodyum artının elektron dizilimi 2-8 şeklinde oldu. Oksijen içinde 2 tane elektron alırsa son katmandan alacak yine. 6-2 daha 8 şeklinde olacak. Görüldüğü gibi sodyum ve oksijen iyonları ikisi de neon soy gazına benziyor. 2-8 şeklinde elektron dizilimleri aynı olmakta. Cevabımız D şıkkı. Aşağıdaki olaylardan hangisini açıklamada moleküller arası etkileşimler yetersiz kalır? Moleküller arası etkileşimler demek fiziksel değişim anlamında arkadaşlar. Burada soruyu hangisi fiziksel bir değişim değildir şeklinde düşünmek gerekiyor. A şıkkına baktığımız zaman etil alkol sıvısının normal basınçta 78 santigrat derecede kaynaması, kaynama bir fiziksel olaydır, moleküller arası etkileşimlerle açıklanır. Sodyum metalinin asit çözeltisine atıldığında hidrojen gazı açığa çıkması, sizin de gördüğünüz gibi sodyumla asit arasında bir reaksiyon gerçekleşiyor. Kimyasal bir olay, atomlar arası bağlar kopuyor ve yeni bağlar oluşuyor. Dolayısıyla moleküller arası etkileşimlerle açıklanamaz. Cevabımız B şık oluyor. Diğer öncüllere de bakalım. Naftalin katısının oda koşullarında süblimleşmesi, süblimleşme bir hal değişimidir. Katı halden doğrudan gaz hale geçimi. Dolayısıyla moleküller arası etkileşimler söz konusudur. Şeker katısının suda moleküler çözünmesi, yine fiziksel çözünme arkadaşlar burada da gerçekleşiyor. Olayımız fiziksel dedik. E şıkkı, halojenlerden klorun oda sıcaklığında gaz iken bromun sıvı, iyodun ise katı halde bulunması yine fiziksel halinde bir değişiklik söz konusu. Bu da moleküller arası etkileşimlerle açıklanabilir. Hatta London kuvveti moleküllerle arttıkça artıyordu. Bundan kaynaklı. Cevabımız kimyasal bir reaksiyon olduğu için B şık olacak. Oda koşullarında pH değeri 7'den büyük olan bir çözelti ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur denilmiş.
pH değerimiz 7'den büyükse, yani 7 ile 14 arasında, çözeltimizin özelliği nedir arkadaşlar? Baziktir. Dolayısıyla buna göre yorumlayacağız. Tuz ruhuyla etkileşimi kimyasaldır. Asit baz tepkimeleri kimyasal bir değişimdir. Tuz ruhu HCl asidiydi. Dolayısıyla birinci öncül doğrudur diyoruz. İkinci öncül de kırmızı turnusol rengini maviye çevirir. Evet, bazlar kırmızı turnusol kağıdının rengini ne yapıyordu? Maviye çevirmekteydi. Bazların özelliklerinden ikinci öncül de. Üçüncü öncül OH iyon sayısı H artı iyon sayısından fazladır. Bazlığı temsil eden iyonumuz hidroksit iyonu. Bazlarda hidroksit iyon sayımız H artı iyon sayısından fazla olacaktır. Üçüncü öncülle doğru. Asitlerde ise arkadaşlar H artı iyon sayısı OH'dan fazla olur. Bunu da hatırlatmış olayım. Cevabımız 3 öncülle doğru olduğu için Edirne. Şekildeki iki çözeltiden ikincinin buhar basıncı birden fazladır. Şöyle bir işaret koyalım. İkincinin buhar basıncı bire göre daha fazla. Bakalım nedenleri neymiş? Yargılarından hangileri doğrudur? Birinci durum, x ile y eşitse, yani derişimler eşitse ne olacak arkadaşlar? Sıcaklığı fazla olanın buhar basıncı daha fazla olacak. Çünkü sıcaklık arttıkça buhar basıncı artmaktaydı. Burada T2 büyüktür, T1'dir demiş. İkincinin buhar basıncı daha büyük olduğuna göre T2 sıcaklığı T1'den daha büyük olmalı derişimler eşitse ki ikincinin buhar basıncı birden büyük olsun. Yani birinci öncü doğrudur. İkinci öncüyle bakıyoruz. X büyüktür Y ise T1 ile T2 eşit olabilir. Şimdi T1 ile T2 eşit olması, sıcaklıkların eşit olması, o halde bizim buhar basıncı yorumumuzu kütlece yüzde derişime göre yapmamız anlamına geliyor. Buhar basıncıyla kaynama noktası arkadaşlar nasıl orantılıydı? Ters orantılıydı. Yani buhar basıncı büyük olanın kaynama noktası daha küçüktür. Peki bizim çözeltilerimizden hangisinin kaynama noktası daha küçük olmalı ki buhar basıncı büyük olsun? Biz ne demiştik? İkincinin buhar basıncı daha fazla. O halde ikincinin kaynama noktası küçük. Kaynama noktası küçük olması için ikinci kaptaki çözeltinin derişimi daha az olmalı. Çünkü derişim arttıkça kaynama noktası artmaktaydı. Bizim y'imizin derişimi az ise x büyüktür y sonucu açığa çıkar. Y'nin derişimi az olduğu için kaynama noktası küçüktür. Kaynama noktası küçük olduğu için buhar basıncı fazladır. Burada da ne demiş? X büyüktür y demiş. Yani az önce anlattığımız durum geçerli, doğrudur diyoruz. Üçüncü öncüle baktık. T1 ile T2 eşit ise, yine sıcaklıklar eşit ise derişime bakmamız lazım. Aynı ortamdaki kaynamaya başlama sıcaklığı büyük olan 2'dir. Az önce söylemiştik. Buhar basıncı büyük olanın kaynama noktası küçüktür. Kaynama noktası sıralaması ne olacaktır? 1 büyüktür 2 olacak ki 2'nin kaynama noktası küçük olduğu için buhar basıncı fazladır. Yorumunu yapalım. Burada ne demiş? Kaynama noktası büyük olan 2'dir demiş. Üçüncü öncül yanlış oldu arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı oldu. Dakron ismiyle bilinen polimerin kısa adı PET'tir. Dakron ile ilgili yargılarda hangileri doğrudur denilmiş? Birinci öncül polietilendir deniliyor. Polietilenin kısa gösterimi PE'dir. Buradaki PET'in açılımı polietilen tetrafitalattır arkadaşlar. Dolayısıyla birinci öncül yanlış diyoruz. 2. Tamamen geri dönüşebilen bir polimerdir. Evet, PET geri dönüşen bir polimer, hatta şöyle üçgen şeklinde geri dönüşüm logosu da bu şekilde oluyor. Üçgen içinde bir yazar. Geri dönüşebilen bir polimerimizdir PET. Üçüncü öncülümüz tekstil ipliği, yangın hortumu ve meşrubat ambalajı olarak da kullanılır. Özellikle meşrubat ambalajında çokça kullanılıyor. Sert, darbelere karşı dayanıklı, ayrıca fiber özelliği de olan bir polimer malzeme. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz de doğrudur. Bir de şunu söyleyeyim, aslında bu PET kavramı bize uzak bir kavram değil. Bildiğiniz PET şişe ismi de buradan gelir. PET'ten gelir. PET polimerinden yapıldığı için PET şişe diye de söyleriz günlük hayatta. Doğru olan öncüller 2 ve 3 diyoruz arkadaşlar. Organik polimer besinler amino asit, monosakkarit, yağ asidi ve gliserol gibi monomerlerden oluşur. Buna göre moleküllerinden hangileri aynı monomer çeşidinden meydana gelmiş? Bakın antikor protein, kitin ise
azotlu bir polisakkarit. Birinde glikoz ağırlıklı, birinde amino asit ağırlıklı bir yapı var. Bunlar aynı değil. Nişasta en tane glikoz, glikojen en tane glikozdan meydana gelir. Bu doğru. Aynı şekilde aynı monomerden oluşur. Trigliserit dediği nötral yağ, yağ asidi ve gliserolden oluşurken aktin dediği proteindir. Proteinler amino asitlerden meydana gelir. Bakın yine aynı olmadı. Aynı monomer çeşidinden oluşan nişasta ve glikojen cevabımız yalnız 2. Hücre zarından bazı geçiş yöntemleri verilmiş. Difüzyon, aktif taşıma, fagositoz. Zardan geçiş yöntemlerinin tamamı için durumlarından hangileri ortak değildir? ATP harcama. Bir kere difüzyonda ATP harcanmaz. O zaman ortak değil. Polimer madde geçişi fagositoz polimer maddedir. Diğerlerinden monomer madde geçişi olur. Ortak değil. Az yoğundan çok yoğun ortama geçiş aktif taşıma ile ilgilidir. Difüzyonda çoktan aza geçiştir. Fagositozda ortamın yoğunluk farkından etkilenme olmaz. Bu da ortak değil. O zaman cevabımız ne oldu? 1, 2 ve 3. Azot döngüsünde bakteriler ayrıştırma, nitrifikasyon ve denitrifikasyon olaylarında görev alır. Buna göre azot döngüsünde moleküllerden hangileri bakteri faaliyetine bağlı oluşabilir? Bakın mesela organik artıkları, işte amonyağa dönüştüren saprofit bakteriler ve saprofit mantarlar vardı. Doğru mu? Şimdi bu amonyak nitrit bakterileri tarafından nitritler de nitrata dönüştürülebilir. Bakın. Şu X ve Y zaten kemosentez reaksiyonu. Yani nitrit ve nitrat oluşması kemosentez reaksiyonudur ve bunu bakteriler yapabilir. Bazen de bu azotun arkadaşlar özellikle nitrit bileşiklerin yapısındaki azot serbest azota dönüştürülebilir. Atmosfere bu şekilde verilebilir. Bunu da kim yapıyor? İşte denitrifikasyon bakterileri yapıyor. Dolayısıyla arkadaşlar serbest azot oluşumunu da bakteriler gerçekleştirdiğine göre cevabımız ne oldu? 1, 2 ve 3. Arkadaşlar azot döngüsünü önemsiyorum. ÖSYM'de de önemsiyor. Lütfen iyi algılayalım, olur mu? Kolay gelsin. Deney tüpüne belirtilen şartlarda bir bakteri türü konulup üremesi için yeterli süre bekleniyor. Deney tüpünde de bakteri sayısı gayet artıyormuş. Buna göre hangisi doğrudur? Bakın karanlık ortamda besin yok, karbondioksit, su ve azotlu bir bileşik var. Peki o zaman kendi besini kendisi üretmiş olabilir mi? Olabilir. Karanlıkta üretebiliyorsa o zaman ne yapmıştır hocam? Kemosentez yapmıştır. Dolayısıyla kemosentezin tanımı inorganik maddelerin oksitlenmesiyle açığa çıkan enerjiden besin üretmekte. Peki fotosentetik değil çünkü karanlık ortam. 2'yi eliyorum. Cevaplarım da 1 olacak. Oksijen oluşturabilir mi? Kemosentez reaksiyonları sırasında oksijen açığa çıkabilir. Ama dikkat edin arkadaşlar, o açığa çıkan oksijen atmosfere verilmez. Hani hatırlayalım, inorganik bir bileşik oksitleniyor. Açığa çıkan enerji karbondioksit ve suyun birleştirilerek besin üretilmesini sağlıyordu. Burada reaksiyon sırasında açığa çıkan oksijen yine ne yapıyordu? Canlının kendisi tarafından kullanılıyordu. Açığa oksijen çıkar ama atmosfere verilmez. O zaman cevabımız ne olur? 1 ve 3. Aşağıda dişi üreme sistemi ve bazı kısımları gösterilmiştir. Harflendirilmiş kısımlar için yargılarından hangileri doğrudur demiş. Bakın X yumurtalık ovaryum, Y fallopi tüpü, yumurta kanalı. Z de uterus yani rahim döl yatağı dediğimiz yer. Peki X'te oogenezde her defasında 4 adet yumurta hücresi oluşturulur demiş. Yanlış, çünkü yumurta bakın arkadaşlar mayoz geçirdiğinde şöyle orantısız bölünüyordu, doğru mu? Neden? İşte şunlar kutup cisimciği, bir tane ovum oluşuyor sadece. Kutup cisimciklerinde sitoplazma neredeyse yok. O yüzden burada bir yumurtadan bir tane oluşur. Zigotun oluşumu Y'de gerçekleşir. Evet, döllenme nerede gerçekleşir sorusu çok önemli bir soru arkadaşlar. Döllenme fallopi tüplerinde meydana gelir. Embriyonun doğuma kadar gelişimi ise uterustadır. O zaman cevabımız ne oldu? 2 ve 3. Soy ağacında taralı olarak gösterilen özellik verilenlerden hangileriyle kalıtılmış olabilir? Bakın otozomal çekinik kalıtılmış olabilir mi? Deneyelim. Bir tanesi buradan, bir tanesi buradan gelecek. Taralı değil. Peki burada mesela bu da olabilir, bu da olabilir ve en kötü ihtimal bir tane büyük ağ alsa, şu küçük ağ verse de taralı olmayacak. O zaman otozomal çekinik sağlıyor. Sildim şimdi burayı. Otozomal baskınlık sağlar mı? Mesela şöyle olsa, çocuğuna şunu verse, babası bu da olsa, bu da olsa, mesela büyük ağayı verse şans eseri.
Bunlar da bu şekilde olabilir. Doğru mu? O zaman bu da sağladı. Y kromozomuna bağlı çekinik olamaz. Çünkü dişilerde Y kromozomu yok. Bakın burada hasta bir dişi birey var. O yüzden cevabımız 1 ve 2 oldu.